Sabaha kadar gözüne uyku girmedi. Dolayısıyla sık sık depreştiği yine sahabi güzel efendilerimizden birisi Habbab bin Eret demirci onun dükkanına gidiyor. Durumu anlatınca tabi Habbab durumu anlıyor. Kafasının karışık olduğunu görüyor. Dolayısıyla o anda o fırsatta İslam'ı tebliğ ediyor kendisine Mus'ab bin Umeyr'e. Dolayısıyla beraber Darul Erkam Mekke'de Müslümanların gizlice toplandıkları efendim Darul Erkam'ın evine gidiyorlar. Tabi burada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam karşılıyor. Habbab bin Eret'i ve Mus'ab bin Umeyr'i karşılıyor ve İslam'ı ona anlatıyor. Ve İslam'la şerefleniyor Mus'ab bin Umeyr. Dolayısıyla annesi babası çok zengin bir aile. Peygamber Efendimiz bunu bildiği için diyor ki ya Mus'ab sakın diyor bundan annene bahsetme diyor. Ama tabi öyle bir hale gelmiş ki annemin babanın bunu anlaması mümkün değil. Anlıyor. Çünkü gidiyor Erkam'ın evine samimi değişiklikler, bunda bir değişiklik olduğunu, evden dışarı çıkmadığını efendim görüyor. Amcasının oğlu yine namaz kılarken bir gün görüyor. Hemen gidiyor annesine babasına şikayet ediyor. Değerli kardeşlerim, anne ve baba onu İslam'dan döndürmek için o kadar mücadele ediyor, o kadar uğraşıyor. Hatta kölelerine Mus'ab bin Umeyr'i bir hapishane gibi bir yere kilitlettiriyor, kölelerine kırbaçlattırıyor. Düşünebiliyor musun? O kadar değer verilen bir evlat, o kadar sevilen bir evlat ama İslam'a girdi, Müslüman oldu diye bu kadar işkencelere maruz kalıyor, zulme maruz kalıyor. Dolayısıyla her ne yaptılarsa bundan vazgeçiremediler. Annesi babası ona dedi ki ey Mus'ab ya Muhammed'i İslam'ı tercih et ya da malı mülkü bırak. Sana zırnık yok malımızda mülkümüzde. Hangisini tercih ediyorsun? Değerli kardeşlerim Mus'ab bin Umeyr hangisini tercih etti? Allah ve Resulü'nü tercih etti. Acaba biz olsak hangisini tercih ederiz? Bütün hepsinden vazgeçiyor. Düşünün. Yani bugün maddiyat üzerine inşa olmuş, kurulmuş aileler, hayatlar dolayısıyla bundan vazgeçer mi? Vazgeçmez. Kolay kolay vazgeçilecek bir durum değil ama Allah ve Resulü seni vazgeçiyor. Bakın ne diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Bir defasında diyor ki dünyayı bütün ahalisiyle değiştirebilen Allah'a hamdolsun. Şu delikanlı görüyor musun? İşte o, önceden anne ve babasının en sevdiği varlıklarıydı. Allah ve Resulü'nün sevgisi, anne ve babasının sevgisine üstündü. Din için, İslam için, Allah ve Resulü için anne ve babadan en sevdiği varlıklardan vazgeçiyorlar. O da Allah'ı ve Resulü'nü anne ve babasına tercih etti diyor Peygamber Efendimiz. Bu şekilde tavsif ediyor. Hamd ediyor Rabbim. Göz kamaştırıcı hayatını vazgeçilmesi zor zevklerini ipekten elbiselerini ve ailesini sırf dini uğruna terk eden bu gencin adı Mus'ab bin Umeyr. 585 yılında Mekke'de dünyaya gelmiş. Evet. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu ve Müslümanları Habeşistan'a bir hicret biliyorsunuz. 15 kişi gidiyor. Bunlar arasında Mus'ab bin Umeyr var. Daha sonra Mekke'nin ileri gelenlerinin Müslüman olduğu haberi gelince ve Mus'ab bin Umeyr 15 kişi tekrar Mekke'ye dönüyor. Fakat çeşitli işkencelere, efendim, zulümlere maruz kalıyor Mus'ab bin Umeyr. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öğretmen olarak Mus'ab bin Umeyr'i gönderiyor. Nereye? Medine'ye gönderiyor. Dolayısıyla Mus'ab bin Umeyr Medine'ye gidiyor.
Medine'ye ilk hicret eden kişidir Musab bin Ubeyş. Medine'de Hazreç kabilesinden Eshab bin Zürare'nin evinde kalıyor ve o Musab'a dini yayma konusunda yardım ediyor. Ve bir yıl sonra 75 Müslümanla birlikte Akabe bir altında değerli kardeşlerim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yapmıştır. Yani öyle dini anlatıyor, öyle yaşıyor ki Uhud Savaşı'nda İslam'ın sancakları oluyor. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yemin ederek vallahi billahi onu Muhammed'i öldüreceğim diye yemin eden 4 kişiden 4 kişiden hamiye Süleyman'ın müşrik hak üzerinde Peygamber Efendimiz'i takip ediyor, gözlüyor, öldürmek için. Tabii Musab bin Ubey Peygamber Efendimiz'e çok benzediği için güzellik zırhı da Peygamber Efendimiz'in zırhından olduğu için Peygamber Efendimiz'i canla başla koruyor. Kendini süper yapmış. Dolayısıyla iki kamiye geliyor atıyla birlikte kılıcını vuruyor Musab bin Ubey'in sağ kolunu koparıyor. Yani kardeşler. Sancağı yere düşürmüyor. Sol kolunun altına alıyor. Dolayısıyla bir kılıç darbesiyle sol kolunu kesiyor ve göğüsleri arasına alarak sancağı düşürdü. Yeah. Yine birçok kılıç darbesi almak suretiyle yere düşüyor yüzüstü ve o arada bir melek Musab bin Ubey suretinde sancağı alıyor, devam ediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu görüyor, diyor ki, ya Musab, ilerle diyor. Diyor ki, ya Resulallah, ben Musab değilim diyor. Böyle deyince anlıyor şehit olduğu. Üzülüyor. Ve savaş, tabi ilk Müslümanların aleyhine gözükse dahi, Müslümanlar 70 şehit verdiği halde yine müşrikler kaçıyor. Toparlanıyor Müslümanlar. Müşrikler kaçıyor, savaş meydanını orayı dolaşırken bakın, savaş esnasında işte Halid bin Velid komutasındaki süvari birliği arkadan çevirince okçular cephesinden İbn-i Kamiye şehit etti, Musab bin Ubey'i şehit ettiği zaman nida ediyor, diyor ki Muhammed'i öldürdüm diyor. Ona benziyor ya. Böyle deyince bakın değerli kardeşler. Yani biz hakikaten Peygamber Efendimiz'e yapılan hakaret, efendim hiçbir Müslümanın kabul edemeyeceği, tepki göstermemiz gereken bir durum. Canımızdan daha aziz, daha üstün bildiğimiz Allah Resulü kainat onun hürmetine yaratıldı. Bu sözü duyunca ölümle pencereşiyor. Biraz sonra şehit olacak. Yüzünü toprağa öyle sertçe böyle yüzünü toprağa sokuyor ki kimse tanımasın onu. Yani peygamberi öldürdüm diyor ya. Yani bu şekilde anlaşılsın da peygamberin peşinden gitmekten vazgeçsinler diye o halde yüzünü toprağa daha sıkıca böyle bastırıyor. Tanınmasın. Onu korumak için. Ölüm anında bile onu düşünüyor. Dolayısıyla şehitleri dolaşırken bakıyor Musab bin Ubey yüzü toprağa batmış şekilde şehit olmuş. Ve orada şehitler şehit edildikleri yerde
def ve dileyler buyuran Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üzerinde bir elbise var Mustafa'nın. Başını örtüyorlar, ayakları açık kalıyor. Ayaklarını örtüyorlar, başı açık kalıyor. Nereden nereye değer kardeşler? Onun için manevi değerlerimize, dinimize öyle sarılacağız ki, hemen gençler, öyle sarılacağız ki, bu sancağı Mus'ab bin Umeyr gibi Allah'ın izin ve inayetiyle dünyanın her tarafına götüreceğiz, dikeceğiz. Bu maneviyatla besleyeceğiz kendimizi. Dolayısıyla sonunda yüzünü örtün, ayaklarına da işte şu yapraklardan filanca onlarla örtün buyuruyor Peygamber Efendimiz. Kefeni o şekilde dünyadan. Sadece geride diyor Habbab bin Ömer 30 yıl geçtikten sonra bahsediyor. Diyor ki geride bıraktığı kefeninden başka hiçbir şey yok. Nasıl bir zenginlikten nereye? İşte böyle bir şey, böyle bir gerçek. Onun için değerlerimize, peygamberimize, dinimize sahip çıkacağız. Demek ki yapacağız değerli kardeşlerim. Bunu da böylece anlamış olalım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam küçüklerimize şefkat etmeyen bizden değildir buyuruyor. Çocuklara şefkatli davranacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi yakınlarına karşı çok müşfik, şefkatli davranmış. Çocuklarını, torunlarını ve diğer yakınlarına yeri gelince öpmüştür. Bu sebeple Hazreti Enes Aleyhisselatü Vesselam iyaline karşı yani çocuklarına karşı insanların en şefkatlisiydi buyuruyor Peygamber Efendimiz için değerli kardeşim. Hemen belirtmeliyiz ki bakın çok önemli. Onun çocukları olan sevgisi kalpte kalan izhar edilmeyen bir sevgi olmayın. Bazı kardeşlerimiz diyor ki ben seviyorum çocukları, kalbimden seviyorum. Bunu onlara göstermek istemiyorum. Ne işin var basına? Peygamber Efendimiz böyle yapmıyor. Çocuk senin kalpten sevdiğini nereden bilir? Ona göstereceksin sevgini. Nasıl? Anlayacağı şekilde. Peygamber Efendimiz onların anlayacağı şekilde seviyor. Nasıl? Başkalarınca görülen, çocuklar tarafından hissedilen, fiilen yaşanan bir sevgi göstermemiz gerekiyor. Samimi duygularını, sevgisini gördüğü çocuğu öpüyordu Peygamber Efendimiz. Çocukları öper. Bu nedir? Çocuğa gösterilen bir sevgi. Çocuk bundan alır. Çocuğu öperse çocuk bundan alır. Yoksa karşıdan ben seni seviyorum demek ve çocuğa sevdiğini gösteremez. Yine uçağına alırdı, dizine, dizlerine oturtururdu, başlarında okşardı, onlarla şakalaşırdı. Çocuklar, dilini çıkardı, bakın. Çocuk, sevgi dili, öyle bir, ondan ama. Saçından tutar, okşa, onlara güzel isimler takardı. Yüzüne, ağzından su püskürtürdü. Ağzına su alıp çocukların yüzüne su püskürtürdü. Bir oyun. Sevgi dili işte böyle. Onlara göstermemiz gerek. Anlayacak. İkramda bulunurdu çocuklara. Eskilerimiz öyleydi değerli kardeşlerimiz. Cebilerinde şeker taşırlardı. Şey taşırlardı. Bir çocuk gördüğü zaman çıkardığı. Vur vadrini yiyor. Hadi alt et. Evet. Çocuklara selam verirdi Peygamber Efendimiz. Hadi. Çocukların selamını alırdı. Selamlarına selamla en güzeliyle mukabele ederdi. Onlara değer verir. Omuzuna alırdı çocukları Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sırtına bindirirdi. Evet. Bakın sırtına bindirirdi. Göğsüne çıkarırdı.
Çocuksu konuşma ve telaffuzla hitap ederdik onlara. Çocukça konuşmayla telaffuzla onlara anlayacağı nedir hitap ederdik. Ki anlasınlar sevgili. İneğine almak gibi böyle çeşitli sevgi ifadelerini fiiliyata dökerek kullara göstermişler. İşte biz de onun ümmeti olmak şerefiyle şereflenmiş bir millet olarak bütün çocuklara, çocuklarımıza bu sevgiyi göstermemiz gerekiyor. Yaşatmamız gerekiyor. Bu nevi sevgi ve şefkat zamanında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sadece kendi yakın çocukları değil, bütün çocukları gösterdi. Hazır Enes değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz'in 10 yıl hizmetinde bulunan bir delikanlı, genç çocuk. Diyor ki, Resulullah bu tat dışı verdiği bir işten dolayı bir günlerine gecikerek döndüğünü, annesinin kendisini niye geç kaldın diye sigaya çektiğini, Resulullah bir işe yollamıştı cevabı üzerine, o işte neydi diye tahkik ettiğini bildiriyor. Bakın ne kadar önemli. Yani saldır bayra mevlam kayra demiyor. Çocuğu başboş bırakmıyor. Diyor ki neredeydi? Diyor ki Resulullah beni hiçbir şey gönderdi. Diyor ki nereye gönderdi? Tahkik ediyor, soruyor. Bu bir disiplin de işte. Sen nereye gittiysen gittin, nereye gittin? Soruyor. Kiminle efendim konuştun, nereye gittin? Bunu soruyor. Dolayısıyla çocuğu başboş bırakmıyor. Değerli kardeşlerim, çocukların her açıdan sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesini ancak sağlıklı ve mutlu bir aile hayatıyla mümkün olabileceğini yine Peygamber Efendimiz bizlere haber veriyor. Değerli kardeşlerim, çocuklarla ilişkisinde yine dikkat çeken hususlardan bir tanesi, onlara karşı hoşgörülü, onlara değer verip, kız erkek ayrımı yapmaması ve onlarla oynayışa karışmasıdır. Kız erkek ayrımı yapmaması gerekir. Kız çocukların diri diri toprağa gömüldüğü bir zamanda o bütün çocuklara kız olsun erkek olsun değer vermiş. Yoğun telaş içinde geçen günümüz hayat şartları açısından ailelerde çocuklarla ilişkilerde bu konular daha da bir önem nitekim çocuklarınıza ikram ediniz ve onları güzel bir terbiye ediniz. Hiçbir baba çocuğuna güzel bir terbiyeden daha üstün bir hediye, bir değer, miras bırakmamıştır buyurmuş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Torunlarına karşı sevgisi ibadet mahalli olan mescitte ve namaz esnasında dahi görülmektedir. Bugün toplumumuzda zaman zaman ve yanlış bir uygulama olarak camilerde çocuklara karşı sevgilerle